Evet, gelelim pekiştirme 3. Yani artık kitabımızın birinci fasikülünün son pekiştirmesi, geometrik diziyi ve toplam sembolünü Fibonacci'yi bir tekrar edelim. Ne dersin? Hazır mıyız? Yine bizi standart olarak 12 tane, 11 tane, burada bu sefer 11 tane soru bizi bekliyor. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi değerli arkadaşım, şunun altını çizmek istiyorum. Aritmetik dizide ne vardı? Ortak fark vardı. Yani ortak fark vardı de, ortak fark. Geometrik dizide ise ortak çarpan vardı. Ortak çarpan. Yani an eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1. Her terim bir sonraki teriminden ortak çarpan kadar katı. Burada da ortak fark vardı. Her terim bir sonraki terimden ortak fark kadar fazla ya da eksik. Şimdi gelelim buraya. Hatırlarsan şöyle düşündüğümüz zaman geometrik dizinin ardışık 5 terimi. Geometrik dizinin ardışık 5 terimi ile ilgili nasıl bir özelliğimiz vardı? Ortadaki terim. Hani aritmetik dizide a1 artı a4 bölü 2 eşittir a3 diyorduk ya. Pardon, a1 artı a5 bölü 2'ye. Geometrik dizide ise bu geometrik ortalama ile alakalı olarak a1 çarpı a5 eşittir a2'nin a3'ün karesi diyorduk. Yani burada bölüm, orada kare. Evet, bunu unutmayalım. Dolayısıyla bunun ikisinin çarpımı neyi veriyor sevgili arkadaşım? A3'ün karesi. Aynı şekilde A2 ile A4'ün çarpımı da A3'ün karesini veriyor. O zaman A2 çarpı A4 de A3'ün karesi. Bunlar hatırlarsan bununla bunun toplamının yarısı burayı veriyor. Bununla bunun toplamının yarısı burayı veriyor. Oradan da hesaplayabiliyorduk. O zaman yazalım. A2'nin karesi çarpı A2 çarpı yine A2'nin karesi. Pardon, A3 bunlar. Düzeltiyorum. Buradan ne olur? A3 üzeri 5 eşittir 1 bölü 243 ise buradan neyin 5. kuvveti 243'tür? A3 eşittir 1 bölü 3'ün. Demek ki A3'ümüzü biz 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. E bizden ne isteniyor? A3 isteniyor. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Yani aritmetik diziyle geometrik diziyi bir daha böyle bir tekrar edelim ki ikisi arasındaki ilişkiyi, farkı daha iyi görebilesin diye. Geldik ikinci sorumuza. A2 eşittir 4, A5 eşittir 1 bölü 2, A9 nedir diyor. Tamam. A9 nedir değerli arkadaşım? A9 eşittir A5 çarpı R üzeri 4 diyebiliriz değil mi? O zaman R'yi bulmakta amacımız. A5 eşittir A2 çarpı R üzeri 3 mü? 3. Tamam. A5 neydi? 1 bölü 2 idi. A2 neydi? 4'tü çarpı R küp. Buradan R küp eşittir 1 bölü 8. R eşittir 1 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. Yerine yazalım. O zaman A9'u bulmak istiyorsak A5 1 bölü 2 idi. Çarpı R'miz neydi? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Bu da 1 bölü 2'nin 5. kuvveti olur ki bu da 1 bölü 32 olarak bulunacaktır. Sorumuzun doğru cevabı, ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 3. soruya. A1 çarpı A5 eşittir 264 olduğuna göre A2 çarpı A4 kaçtır? Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyor? Az önceki söylediğim şey A1, A2, A3, A4 ve A5. Hatırlıyor musun? Bir dizinin herhangi bir terimine baştan ya da sondan eşit uzaklıktaki olan terimlerin çarpımlarının o dizinin ortadaki terimin karesine eşittir. Yani A1 ile A5'in çarpımının karesi, pardon, A1 ile A5'in çarpımı eşittir A2 ile A4'ün çarpımı, bu da eşittir A3'ün karesiydi. Burada aslında bunu anlatmak istiyor değil mi? Biz önceki soruda bunu gördük. Burada da dizi olarak, indirgeme dizi olarak ifade etmiş. O zaman dikkat edersen indislerin toplamları aynı mı? Aynı olduğu takdirde aynı değere eşit olacaktır. A1 ile A5'in, A2 ile A4'ün toplamları aynı oluyorsa A1 çarpı A5 eşittir A2 çarpı A4, o da eşittir 264 olduğuna göre 264. Evet, 264'tür. Bir yere daha gidiyoruz sanki ama soruyu bulmuşuz. Evet, 3. sorumuzda doğru cevabı E seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 4. soruya. 144 ile 3 arasına pozitif terimli geometrik dizi oluşturacak biçimde 5 terim yerleştiriliyor. 144, 1, 2, 3, 4, 5 ve 3 arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 terim yerleştiriliyor.
Burası A1. Burası A7 mi oluyor o zaman? 5 derim burada değil mi? Tamam. O zaman A1 eşittir 144. A5, A7 eşittir 13. O zaman A1 çarpı R üzeri 6. Bu da eşittir 3'müş. A1'imiz nedir? 144 çarpı R üzeri 6 eşittir 3. O zaman ne yapalım sevgili arkadaşım? R üzeri 6 eşittir 3 bölü 144 olur değil mi? Bu da kaç yapıyor? 12 çarpı 12. 4'e 4 kalıyor. 48 mi yapıyor o zaman? Bu da 1 bölü 48 yapıyor sanırsam. Bir dakika. Böyle kalsın. Şimdi bunu bu şekilde bulduk. Tamam. Bizden istenen şey nedir? Bu dizinin ortadaki terimi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Ortadaki terim nedir sevgili arkadaşım? Ortadaki terim. Yani burada 7 terim var. 7 terimin ortası A4'tür değil mi? 7 terimin ortası A4'tür. O zaman A1 çarpı R üzeri 3. Dolayısıyla biz buradan R üzeri 3 elde etmeye çalışalım. R üzeri 3 eşittir. Her kökünü alırsak 1 bölü kök 48. Kök 48'e nedir? 4 kök 3 müdür? 4 kök 3'tür. Bu burada kalsın. A1'imiz kaçtı sevgili arkadaşım? 144'tü. 144 çarpı 1 bölü 4 kök 3. Bununla bu gider. 36 mı kalır? Evet. 36 bölü kök 3. Bu da 36 kök 3 bölü 3. Buradan da 12 kök 3 olarak gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? 12 kök 3. R'yi bulmaya gerek kalmadı. R küple işim oldu. O yüzden R kübü yazdım. İstenen ifade de oradan da işlemin sonucu 12 kök 3 geldi. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet, gelelim değerli arkadaşım 5. sorumuza. Bu soru da güzel bir soru. Bakalım nasıl çözeceğiz. Bir kargo dağıtım aracının rotası ve dağıtım bölgesi aşağıdaki haritada gösterilmiştir diyor. Belirlenen sıraya göre dağıtım yapılacaktır. İkinci bölgeden itibaren her bölgedeki dağıtım sayısı bir önceki bölgenin dağıtım sayısının 2 bölü 3 katıdır diyor. Toplamda 422 kargo varmış. Yani toplamda 422. O zaman buraya A1 dersem ben. A1 dersem. Burası A1 çarpı 2 bölü 3. Değil mi? Burası A1 çarpı 3. Mavi bölge A1 çarpı 2 bölü 3'ün karesi. Burası da A1 çarpı 2 bölü 3'ün küpü. Burası da A1 çarpı 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti olacaktır değil mi? O zaman bunların toplamı da kaçmış? 422. Şöyle bir hatırlatma yapalım. 1 artı R artı R kare artı nokta nokta artı R üzeri n eksi 1. Bunların toplamı neydi? Geometrik dizide bunu anlatmıştık. 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R. Biz burada da bunları topluyoruz şu anda. Hadi bakalım toplayalım. A1 parantezine alıyorum hatta. 1 artı R 2 bölü 3. R dediğimiz ifade 2 bölü 3. Artı 2 bölü 3'ün karesi. Artı 2 bölü 3'ün küpü. Artı 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti. Tamam. Bunun toplamı da kaç eşitmiş? 422 eşitmiş. O da eşittir. A1 çarpı 1 eksi sevgili arkadaşım. 2 bölü 3'ün 5. kuvveti bölü 1 eksi 2 bölü 3 olacaktır. Buradan da A1 çarpı yani 32 bölü 243 çıkartırsak 200 yani şu yazayım 1 bölü 32 bölü 243. Birden 1, 2 bölü 3 çıkarsa 1 bölü 3. Şimdi yukarıdaki payda eşitleyelim. 422 eşittir A1 çarpı. 243'ten 32'yi çıkarsak 211 bölü 243. Ters çeviri çarparsak 3 bölü 1. Bununla bu sadeleşir 81. 211 ile bu sadeleşir 2. Buradan A1 eşittir 162 olarak bulunacaktır sevgili arkadaşım. Yani ilk terimimiz 162. Demek ki bu araç, dağıtım aracı ilk bölgede 162. İkinci bölgede 162'nin nedir? A2'yi bulalım. 162'nin 2 bölü 3'ü nedir? 162'yi 3'e bölersek kaç yapar değerli arkadaşım? 44 pardon 50 54 mü? 54 2 çarparsak 108. A3'ü bulalım. Nedir A3? Bizden zaten A3 ile A5 isteniyor. Doğru mu? Bizden istenen şey bu. Yani iki mavi ve sarı bölgelerin toplamları isteniyor. Bir de A5. Şimdi o zaman 108 çarpı 2 bölü 3 diyelim.
Bu da ne olacaktır? 38'i 3'e bölersek 36 çarpı 2 72 olur. Devam ediyorum. Bu da A3 çarpı R kare olacaktır. Yani A3 72 çarpı R'miz neydi? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapar değil mi? Bunu sadece 8 kere 4 32 yaptı. O zaman ikisini toplarsak toplamını soruyor. 104 mü yapar? Evet, 104 yapar. 5. sorumuzun da doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneği olarak bulunmuş olunur. Gelelim 6. ve son 6. sorumuza. Son dilim sıçtı. 6. sorumuza. Geometrik dizide S5 eşittir 3069 ortak çarpanı 4 olduğuna göre diyor. Şimdi S5 eşittir 3069. Tamam. Ortak çarpanı da 4 olduğuna göre ilk terimi kaçtır? Şimdi S5 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R değil miydi? Değil miydi? Değil canım, olur mu? Yani neydi? 1 eksi R üzeri N, bir fazlasıydı değil mi? Yani taban N demiştik. R üzeri N. Burası 5 ise burası da 5 olacaktı. Evet. Burası 5. Tekrar ediyorum. Hatırlayalım. 1 artı R artı R kare artı nokta nokta artı R üzeri N eksi 1. Bunların toplamı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Yani N'in bu Sn. Burada ne varsa N ise bu da N oluyordu. Unutmayalım. Şimdi değerli arkadaşım, tamam, bu 3069 tamam eşittir A1, ortak çarpanını biliyoruz, A1'i bilmiyoruz. A1 çarpı 1 eksi 4 üzeri 5 bölü 1 eksi 3 yapıyor. Tamam, burası eksi 2. 3069 eksi 2 çarpı 3069, o da eşittir. Şimdi 4 üzeri 5'i bulalım. Evet. 4 üzeri 5, 2024 mü yapıyor? Bir çıkarsak eksi 1023 mü yapar? Yani burası 1024, bir çıkarsak eksi 1023. A1 çarpı eksi 1023 yapacaktır. Evet, bununla da bu giderse burada 3 kalır. Eksiler de birbirini götürürse o zaman A1 eşittir 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulunur. Rakamlar biraz gıcık değil mi? Yani büyük rakamlarla uğraştığımız için biraz işlemde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu da sorumuzun doğru cevabının, 6. sorumuzun doğru cevabının... Bir dakika, bir dakika, yanlışlık var mı? Şöyle bir daha kontrol edelim. Evet, maalesef işlemler uzadıkça böyle hata yapma riskim yükseliyor. Arkadaş, yukarıda 4 yazıyorsun da burada niye 3 yazarsın? Niye bana sen de söylemiyorsun canım? Burası 4 olacak değil mi? Tamam ya, kusuruma bakma. Olur böyle şeyler değil mi? İnsanlık hali. Allah'tan cevaplara bakıyorum. Baktım cevap böyle değil. Yani burada kaç kalıyor? 3 kalıyor. O zaman buraya 3 diyeceğiz. Şuraya da 3 diyelim. Burada 3. Yani 3 karşıya, burada da 3, burada da 3. O zaman ne olacaktır? 6 yerine kaç çıkacaktır? Cevabımız 6 değil, 9 çıkacak. Yanlışlarımızı hemen düzeltelim. İşlem hatası oluyor. Maalesef oluyor işte. Olmayacak bir durum değil. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, 6. sorumuzun da doğru cevabı C seçeneğidir. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Bütün terimleri pozitif, ortak çarpanı 4 olan bir AN geometrik dizisi diyor. Tamam. Şimdi o zaman şöyle tek tek yazalım mı? A3 eşittir A1 artı A1 çarpı R kare. Bu bir geometrik dizi. A1 çarpı R kare. Tamam. Bunu da götürüp yerine yazalım. 1 bölü 2 artı R çarpı R kare. Buradan ya da hiç ellemeyeyim. Önce böyle bir kalsın. Böyle bir kalsın. İşlem kalabalığı en sona yazarım. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 idi. A7 de A1 çarpı R üzeri 6 idi. Götürüp yerlerine yazalım. A1 çarpı R üzeri 6 eşittir A1 çarpı R üzeri 4 artı 12 çarpı A1 çarpı R üzeri 2. Yani R küp, A küp yerine ya A3 yazdım, A5 yazdım, A7 yazdım. Ondan sonra tamam, A1 çarpı R üzeri 6 eşittir. Burada A1 çarpı R kare parantezini alalım. Burada R kare kaldı. Tabii başında 12 vardı, artı 12 kaldı. Bununla A1 R kare giderse burada R üzeri 4 kalır sevgili arkadaşım. R üzeri buradaki A1 gitti. R kare ya üzeri 6 ile R üzeri 2'yi sadelirsek R üzeri 4 kalır. Eşittir. R kare artı 12 oldu. Bu da R üzeri 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0'dan 4'e 3 eksi artı, değil mi? Pozitif terimli olduğu için, tanımlı olabilmesi için buradan R, bunu da R kare R kare diye ayırdım.
Buradan r kare eşittir 4. R eşittir artı eksi 2. Ancak pozitif terimli dediği için r'yi kaç alıyoruz? 2 alıyoruz. Burada r kare eksi 3 olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla şu ifadeyi almamıza gerek kalmadı. R'yi 2 bulduk. Şimdi o zaman a1'imiz nedir değerli arkadaşım? 1 bölü 2 artı 2'den 4, 5 bölü 2 yaptı. Şimdi gelelim a5, a8'e. Neydi a8? a1 çarpı r üzeri 7 idi. a1'imiz nedir? 5 bölü 2 çarpı 2 üzeri 7. Doğru mu? Doğru. 2 üzeri 7'yi 2'ye bölersek 2 üzeri 6, 64. 5 çarpı 64. Bu da kaç yapar? 320 mi yapar değerli arkadaşım? 320 mi? 7. sorunun doğru cevabı E seçeneği mi? Evet. 7. sorunun doğru cevabı E seçeneği. 7. sorunun da sonuna geldik. Gelsin 8. sorumuz. Olduğuna göre A11'in X ve Y cinsinden değeri nedir diyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. İkisini çarpsam bakalım ne gelecek? A5 çarpı A7. Nasıl mı? Nasıl? Bakalım. A1 çarpı R üzeri 4. Değil mi? Çarpı A1 çarpı R üzeri 6. Bu da A1'in karesi çarpı R üzeri 10 oldu. A1 1'di zaten. Değil mi? Bu 1'di. Tamam. Bizden istenen A11. Doğru mu? A11 nedir? A1 çarpı R üzeri 10'dur. Yani R üzeri 10 lazım bize aslında. Bu da 1 olduğuna göre sonuç R üzeri 10'dur. İşte biz R üzeri 10'u bulduk. Kimle kimi çarptık? A7 ile A5'i çarptık. Bunların çarpımları da X çarpı Y olduğu için bu da R üzeri 10 yani A11 eşittir ki cevabımız X çarpı Y yani B seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. Tamam, Fibonacci dizisinde bu terimlerden sonraki gelen ilk terim kaçtır diyor. Fibonacci dizisini anlatalım. Her bir terim, bu da bir de bir vardı. İlk iki terimi birdir. Her bir terim kendinden önceki iki terimin toplamına eşitti. Her bir terim kendinden önceki iki terim toplamına eşitti, değil mi? 1, 1 daha 2, 2, 1 daha 3, 3, 2 daha 5, 5, 3 daha 8, 8, 5 daha 13 bir şekilde gidiyordu. O zaman her bir terim kendinden önceki iki terim toplamına eşittir. Bunların toplamı 13x, 13x eksi 25 eşittir. İkisinin toplamı. Toplarsak ikisini kaç yapar? 4x 107'den 15 çıkarsa kaç kalır? 97 mi? 98 mi? Kaç kalıyor? 90. Evet. Çıkartamadım ya. Vallahi 15 çıkartıyorum. Nasıl 98? 107'den 10'u çıkarsam 97. Bir 5 daha çıkarsam 92. Allah Allah. 92. Tamam. Bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalıyor. Eşittir. Bu da kaç yapar? 125, 118 mi yapıyor? 118 mi yapıyor? Şöyle düşünüyorum. Bir dakika. Ya toplamayı da mı yapamayacağız? 9x eşittir. Tekrar düzelttim. 117 yapıyor. 117 yapıyor. Tabii 117. Buradan x eşittir. 117'yi kaça böleceğiz? 9'a böler isek. 9'a bölersek kaç yapar? Oradan 3 mü geliyor? Bir dakika. 3 geliyor. 10 da oradan var. 13 mü yapıyor? X eşittir. 13 bulduk. Şimdi X'imizi 13 bulduk. Ya arkadaşı böyle işlemler, rakamlar havada uçuşuyor. Yani bir an böyle konsantre olamazdan bulamıyorsun. X eşittir 13. Ne diyor? Fibonacci dizisinde bu terimlerden sonra gelen ilk terim kaçtır diyor. Tamam. O zaman bu terimleri tek tek yazalım mı? Ne dersin? Tek tek yazalım. 13 ile 4'ü çarparsak kaç yapar? 52. 107'den 52 çıkartırsak 107'den 52 çıkarsak 55 mi kalıyor? O zaman bu terim 55. Diğer terim kaç çıkacaktır? 8x eksi 15. O da 89 mu yapıyor? Evet, 89. 13x eksi 25. O zaman bunların toplamı ne yapar? 144. Bir dakika. 144 mu yapıyor? Doğru, 144 yapıyor. Sonra bununla bunun toplamını alırsak, 89 ile 144'ün toplamını alırsak o da ne yapar? 233. Var mı çıklarda? Var. Hele şükür ya. Bir 9. Bursa mı? 9 B seçin. Evet. Değerli arkadaşım Fibonacci'nin özelliği neydi? Her terim kendinden önceki iki terimin toplamını eşitti. Gelsin 10. sorumuz. Evet şimdi bu bir toplam sembolü. 2'den burası kaç? 5 değil mi? 2'den 4, 5'e kadar. Şurası 5 tam gözükmüyor. 2'den 5'e kadar tek tek k'lar yazıp toplayalım. O zaman 2 çarpı 1 eksi a artı 2 çarpı 2 eksi a
artı 2 çarpı, şimdi özür dilerim, 2 çarpı 2'den başlıyorum değil mi? 2'den başlamam lazım. Evet. Şimdi tekrar ediyorum. Alt sınırımız kaç? 2. Üst sınırımız kaç? 5. K'ları 2'den 5'e kadar değerler vererek topluyoruz. 2 verdik. 3 verdik. 4 verdik. Eksi A artı 2 çarpı 5 eksi A. Toplamı 24 imiş. 4 eksi A, 6 eksi A, 8 eksi A, 10 eksi A. 4 artı 6 artı 8 artı 10 eksi 1. 4A eşittir 24. Burası 10, 18, 28. 28 eksi 4A eşittir 24. Buradan A eşittir 1 gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir değerli arkadaşım. Kontrol edelim. Evet, D seçeneği. Geldik 11. ve son sorumuza. Şimdi buraya baktığımız zaman 2'den 4'e kadar her x gerçel sayısı için 2'den 4'e kadar 2 kosinüs 2 kx a'ymış. Yazalım. Yazalım. Bunu bir önce bir düzenleyelim. K yerine 2 verelim. Kosinüs 4x artı k yerine 3 yazalım. Kosinüs 6x artı kosinüs 8x eşittir a imiş. Tamam. Bu burada kalsın. Bizden istenen şey nedir? Bu ifade. Bu ifade nedir? Bu ifade nedir? Kosinüs 2x karesi artı kosinüs kare 4x artı pardon değil mi? 3. Özür dilerim. 4 değil. 3. 3x artı kosinüs kare 4x. Bizden istenen bu ifade. Şimdi kosinüsün yarım açısını kullansak olur mu? Biz trigonometri evet. Trigonometriyi görmedik. İkinci kısımda göreceğiz. Ama ben şöyle trigonometrinin toplam fark yarım açı sembolleri var. Toplam yarım açı sembollerinden kosinüsün yarım açısını göstereyim. Bilenler belki vardır. Ama bunu lütfen tabii ikinci bölümde çok daha dikkatli bir şekilde takip edip bunları göreceğiz. Hiç merak etme. Kosinüs 4x. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Kosinüsün yarım açısı 2x eşittir. 2 kosinüs kare x eksi 1 idi. Burada kullanacağımız. O zaman kosinüs 4x nedir? 2 kosinüs kare 2x eksi 1 artı bu da nedir? 2 kosinüs kare 3x eksi 1 artı 2 kosinüs kare 4x eksi 1 toplamı a'ymış. Tamam. Bizden istenen ifade bu. Bu ifadeyi de b diyelim. Dikkatini çekiyor ise yani 2 kosinüs kare 2x, 2 kosinüs kare 3x, 2 kosinüs kare 4x. Bunların toplamı b. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 eşittir a. Bizden istenen ifade b. Buradan b eşittir a artı 3 olarak bulunacaktır. Ancak bir dakika. Bu b dediğimiz ifade aslında b'nin iki katı değil mi? 2 tane kosinüs kare var. 2 tane kosinüs kare 3x var. 2 tane de kosinüs kare 4x var. Şimdi o zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Yani 2b buymuş. 2b buymuş. Buradan b eşittir a artı 3 bölü 2 olarak bulunur ki bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu bize gösterir. Ya yani bu konuyla bu bölümdeki bu soru aslında bizim gördüğümüz bir konuyla alakalı bir durum değil. Bir sonraki ünitede göreceğimiz, belki daha önceden gören arkadaşlar varsa zorluk çekmeyeceklerdir. Ancak ben yukarıda bağıntıyı yazdım, yarım açı. Trigonometrik ifadelerin ikinci bölümde trigonometrik ifadelerin toplam fark, yarım açı ve denklemler kısmında bunları çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hiç canını sıkma. Evet değerli arkadaşım, bu şekilde diziler konusunun pekiştirmeleri ve kazanımlarının sonuna geldik. Acemi 1'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.